Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de ruhsatsız işletildiği öne sürülen özel klinikte ozan tedavisi sırasında fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılarak kendi adına özel bir klinik açan Dr. Barbaros Başbuğ'un kliniğine hafta sonu başvuran Eda Özden ozan tedavisi sırasında rahatsızlandı. Klinikte bulunanların çağırdığı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın yoğun bakıma alındı. Özden durumunun ağırlaşması üzerine Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen Eda Özden hayatını kaybetti. Özden'in ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ruhsatsız klinik mühürlenirken Doktor Başbuğ gözaltına alındı. Emniyetlik işlemlerinin ardından Doktor Başbuğ adliyeye sevk edildi. Aldığı ozan tedavisi sırasında hayatını kaybettiği iddia edilen Özden, Nevşehir'deki Kurşunlu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nevşehir Tabip Odası Başkanı Doktor Yunus Emre Çakır yaptığı açıklamada konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek cumartesi günü böyle bir olay gerçekleştiği iddia edildi. Bunun üzerine hem Sağlık Müdürlüğümüze hem bize gerekli başvurular yapıldı. Hem Sağlık Müdürlüğümüz hem biz idari soruşturmayı başlattık. Bu konuyla ilgili adli soruşturma da ivedilikle başladı. Vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Gerekli soruşturmaları yapacağız. Herkes müsterih olsun. Hem Sağlık Müdürlüğümüz hem biz hem adliyemiz bununla ilgili soruşturma yapacak. Daha ozon tedavisi yapıldığı sırada fenalaşıp Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Nevşehir Devlet Hastanesi'nden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisine sevk ediliyor ve orada yaşamını yitiriyor. İddia böyle. Ama bunlar tamamen şu anda birer iddia. Hem adliye, hem Sağlık Müdürlüğü, hem Nevşehir Tabip Odası bu iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları ivedilikle yapacak ve yapmaya başladı. Ailede şikayet var. Ailenin şikayeti üzerine Kayseri'de vatandaşımıza yönelik bir otopsi yapıldı. Otopsi sonuçları çıkacak. Otopsi sonuçları çıktıktan sonra gerekli evraklar temin edilecek. Gerekli ifadeler alınacak ve bunun sonucunda da bir kanıya varılacaktır. Sağlık Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusunda bulunulmuş ancak mevcut haliyle bir ruhsatı bulunmuyor. Ayrıca bu konudan bağımsız şunları da belirtmek istiyorum. Bu tür tedavilerin, girişimsel tedavilerin yapıldığı yerlerin özellikle hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Hekim olmayan yerlerde, bu konudan bağımsız söylüyorum tabii ki, halkımız için söylüyorum. Hekim olmayan yerlerde bu tür işlemleri yaptırmasın halkımız. Mutlaka bu konularla ilgili uzman hekimlerin görüşlerini alsınlar. Uzman hekim bulunan kliniklerde, uzman hekim bulunan hastanelerde bu tür işlemleri yaptırmalarını öneriyoruz. Nevşehir'de milliyetçi ve ülkücü camiayı yasa boğan acı haber geldi. Nevşehir'de uzun yıllardır siyasette aktif rol oynamış Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülkücü camianın sevilen isimlerinden Mustafa Ceviz tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını kaybetti. Bu acı haber Nevşehir gündemine oturdu. Ceviz'in vefatı özellikle ülkücü camiada büyük yankı uyandırdı. Mustafa Ceviz'in cenazesi saat 2'de Avanos Tazi Evi'nden kaldırıldı. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Raysim Arı, arı gibi çalışıp sevdiğime bal yaparım ifadelerine yer verdi. Nevşehir'de 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları kapsamında İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayı Raysim Arı, sabah esnaf ve vatandaşlara günaydın deyip hayırlı işler diledi. Ziyaret esnasında bir vatandaş ile sohbet eden Arı, ilginç bir açıklamada bulundu. Seçim atmosferinde samimi ve dikkat çekici sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Raysim Arı, kim görsem yani birisi daha dedi. Bir sene dedim merhaba, adam beni tanıdı hemen dedi. Hemen bir oraya bir oraya. Hemen şöyle dolaştı, aman. Arı gibi. Arı gibi, hırsızlara yolu yok. Sevdiğine bal yapar. Yok. Çay ikramı gelin. Şeye gidiyor. Göç alalım, kahvaltı yapalım. Göç idaresine gidiyor. Ne yapalım? Bitiriyorum bu hafta, kamyonla hep yanımızda. Vay maşallah. Hadi öpüyorum. Hoşçakalın, öpüyorum. Hadi görüşürüz. Geliyoruz gümbür gümbür. Allah'ın izniyle. Gümbür gümbür. Geliyoruz. Allah'ın izniyle. Rivini yiyoruz. Haydi öpüyorum. Ben kefirim. Allah razı olsun.
İşim ucum rast geldi. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar. Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre üniversite kavşaktan dönmek isteyen HS yönetimindeki 60BD 219 plakalı otomobili arkadan gelen MS idaresindeki 58BR 466 plakalı tır çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan KS ve MS yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Ürgüp Belediye Başkan Adayı Yavuz Öz yapacağı projelerden bahsetti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi Ürgüp Belediye Başkan Adayı Yavuz Öz, Çavuşin'de bir otelde gazeteciler ile bir araya geldi. Başkan Adayı Yavuz Öz, Yavuz Öz Ürgüp Belediyesi Başkanı olarak yapacağımız projeleri arkadaşlarımla istişare ederek de bir liste şeklinde hazırladık. Bugün de bunun tanıtımını yapmak için bir araya geldik. Biz projemizin başında yazdığımız 3 bin araçlık kapalı otopark. Ürgüp'ün en büyük eksiklerinden bir tanesi otopark eksikliğiydi. Bunu yapalım dedik beraberinde. Kapalı otopark nereye olacak derseniz, mevcut olan otelin alt tarafına 2 kat inerekten birinci etapı orası. İkinci etapı da düşüncemiz ve fikirlerimiz itibariyle eski sanayi olduğu yerin yeniden düzenleyerek hem alta inilmesi hem de üstte. Çünkü çarşıdaki mevcut olan sıkıntıyı hem asgariye çekmek hem de dükkan sayısını bir nezlede de olarak yükseltilmesi diye düşüncemiz. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.